Diyarbakır'dan çeşitli yayınlar yapılıyor ve sosyal medyada paylaşılıyor. Son olarak "Açım yardım eder misin?" diyerek çocuklarla yapılan yayın gizli bir şekilde çekildi ve yayınlandı. Çocuk Gündem Derneği ve Diyarbakır Çocuk Hakları Merkezi başta olmak üzere birçok kesim tepki gösterdi. Şimdi bu konuyu Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Avukat Mehmet Emin Gün ile değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bu tür gizli çekimler ve çocukların kullanıldığı çekimler, özellikle Diyarbakır'dan, bölgeden yapılan çekimler tepkiyle karşılanıyor. Özellikle kullanılan dil, üslup ve yaklaşım konusunda sıkıntıların olduğu yönünde bir görüş var. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Aslında bu tür sosyal deneyleri birçok açıdan sıkıntılı gördüğümüzü ifade etmek gerekir ama birkaç başlık altında, özellikle çocuklar açısından birkaç başlık altında toplamak gerekirse özellikle bu dilin ve bu yaklaşımın bir sömürge zihniyetinin tezahürü olduğunu düşünüyoruz. Yani üst kimlik ve alt kimlik tartışmasını ortaya çıkaran, daha çok böyle sözde beyazın siyaha yaklaşımı üzerinden bir tavır, davranış sergilenmesi ve bunun kayıt altına alınması ve yayınlanması kesinlikle bizim kabul etmediğimiz ve doğru bulmadığımız bir yaklaşım. Kürt çocuklarının ya da Kürtlerin misafirperverliği üzerinden ya da iyilik kavramı üzerinden tartışmaya açılması eşit yurttaşlık temelinde değil, daha alt kimlik olarak görülen Kürtlerin ya da Kürt çocuklarının iyi çocuklar, işte misafirperver insanlar kategorisinde çeşitli toplumsal sınıflara sokulup bu şekilde değerlendirilmesi bizim için oldukça kesinlikle kabul görmeyen bir yaklaşımdır. Bu tür deneylerin oldukça zarar verici, bu birinci başlık. İkincisi, unutulma hakkı. Biz çocukların 2014'te Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı bir karar var unutulma hakkıyla ilgili. Yine Yargıtay'ın bununla ilgili 2015'te Adalet Divanı'nın kararına atıfla verdiği kararlar var. İnsan, çocukların ya da insanların, özellikle çocuklar açısından değerlendiriyorum, sosyal medyadan ya da bir arama motorundan kendi istekleri dahilinde istedikleri zaman tamamen silinme gibi bir hakları var ve bu hak koruma altındadır. Ama bu şekilde gizli kameralarla kayıt yapılarak bu kayıtların sosyal medyada hızla yayılması ve paylaşılması çocukların unutulma hakkını elinden almakta. Biz bununla kesinlikle bir an önce artık vazgeçilmesi gerektiğini, çocukların fotoğraflarını ve görüntülerinin kendi iradeleri olmaksızın, en iyi ihtimalle ailelerinden izin almaksızın paylaşılmasının suç olduğunu söylüyoruz. Bu şekilde davranmaktan artık vazgeçsinler istiyoruz. Yoksa biz de artık bu konuda çeşitli adımlar atmaya başladık ve bunun devamını getireceğiz. Kabul edilebilir bir durum değil bu bizim açımızdan. Ayrıca diğer bir açıdan bakmak gerekirse, orada bir çocuk işçiliği var, çalışan çocuklar var. Bu oldukça vahim bir durum. Pandemi süreciyle birlikte zaten çocuk işçiliğinin biz kentimizde oldukça arttığını görüyoruz. Hiçbir koruma olmaksızın çocukların sokakta işçilik yaptığını biliyoruz. Şehrin valisi bile bu videoyu paylaşıp bu videoyu üren bir yaklaşım sergiliyor. Bugün bunun biz yani çocuk işçiliğini önlemek için çaba sarf etmesi gereken valinin bunu üren çocukların sanki işte ne söyle yiğit çocuklar, söyle gönlü geniş çocuklar diye tanıtması esef vericidir. Artık bu yaklaşımın kesinlikle vazgeçilmesi gerekiyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bile bu tweet'i, bu videoyu alıntılayıp, kendisi de bir hukukçu, her şeyden önce bu hak savunucusu olan bir avukatın, bir Adalet Bakanı olması gibi bir avukatın bu paylaşımı yapması doğru değil. Bu şekilde yaklaşması doğru değil. Orada işçi çocuklar var, gizli şekilde videolar çekilmiş çocuklar var. Adalet Bakanlığı'nın biz bu çocuklardan, bu işin yani en tepesinde olan Adalet Bakanlığı'nın öncelikle özür dilemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu videoyu çekenlerin de hakkında
soruşturma başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Yani bu tür yaklaşımlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Şunu sormak istiyorum bir de. Medyanın olaya yaklaşımını birazdan konuşacağız sizinle ama dünyanın neresinde olursa olsun açım diyen bir insana herkes bir şekilde elindeki olanaklar ölçüsünde yaklaşır. Fakat burada al sana tablet, al sana bilgisayar gibi şeyler de söz konusu. Saf iyiliğin bu tür ödülle karşılanmasını nasıl değerlendirirsiniz çocuk algısı açısından? Yani sizin de dediğiniz gibi bugün dünyanın neresine giderseniz gidin bir çocuktan yardım istiyorsanız muhtemelen size yardım edecektir. Bunun Türk çocuğu, Diyarbakır'daki çocuk ya da İstanbul'daki çocuk ya da Konya'daki çocuk olması bir şeyi değiştirmiyor. Siz orada bir kimlik üzerinden bir aslında deneye tabi tutuyorsunuz. Bu çocuklar denek değil, burası bir laboratuvar değil. Bu çocukların ileride biz özellikle bu ödüllendirme şeklinin ve iradelerini de zedelediğini düşünüyoruz. Bu şekilde. Yani iyilik yapınca tablet vermek gibi bir yaklaşım kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bu zaten olması gereken bir davranış. Ödülle pekiştirilen bir davranış değil bizim açımızdan. O yaş çocuğu için de zaten değil. Bu bir hani dediğim gibi alt kimlik olarak görülen bir toplumun çocuklarına yapılan aslında bir psikolojik şiddettir bu. İstismardır, teşhirdir. Biz teşhirin her türlüsünü istismar olarak görüyoruz. Ki ya bu da bu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bir ödül mekanizmasıyla yani iyilik yaptın ay sana tablet iyilik ve ödüllendirme pekiştirme mekanizmasıyla çocukların psikolojik olarak da istismar edilir. Medyanın yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok köpürterek ve çok aşırı duygusallaştırılarak verdi medya bunu. Medyanın bu konudaki çocuklara yaklaşımı için neler söylersiniz? Ya medyanın öncelikle biz defalarca bununla ilgili çalışmalar yaptık. Özellikle yerel medyada, ulusal medyada da yapıldığını biliyorum. Çalışmalar yapıldı. Çocukların bu şekilde videoların, görüntülerin, fotoğrafların paylaşılmaması gerektiğini, hele ki böyle bir dil, böyle bir uslup çocuğu birey olarak görmeyen bir yerden daha böyle, özellikle bu haber özelinde konuşmak gerekirse Türk çocuklarının bu şekilde bir konumlandırma, bir sınıflandırma içine sokulması, işte bu denli duygusal yoğunluk içinde işlenmesi, gayet hayatın içinde olağan akışa uygun olan bir davranışın bu şekilde işlenmesini biz de daha önce de dediğim gibi egemenin kibrine bağlıyoruz. Bu egemenin kibridir. Bu sömürge zihniyetidir. Diğer açıdan baktığımız zaman sömürenin de sömürene sen beni yanlış tanıyorsun. Bu çocukların yaptığı bu aslında. Bu çok üzücü. Bizim için, bizim açımızdan çok çok yaralayıcı bir durum. Bu durumun çocuğa bu şekilde işlenmesi bu bir günlük bir şey değil aslında. Çok uzun süren asimilasyon politikaları sonucunda gerçekleşmiş bir şey. Sömürge dayatmasıdır. Sömürge zihniyetinin çocuklarda ne şekilde, ne denli işlediğinin göstergesidir. Çocuk orada aslında sen beni yanlış tanıyorsun. Ben aslında iyiyim mi vermeye çalışıyorum. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu çocuğun buna alet edilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Peki. Avukat Mehmet Emingün, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için.